Sizi yok sayan birisine karşı yapılacak en iyi hamle arkadaşlarım, onu kazanmaya çalışmak için taktikler uygulamaktır. Ne kadar cümle aslında kulağa tırmaladı, bir şeyler tam olarak oturmamış oldu, değil mi? Yapmaya çalıştığınız bu çoğu zaman, o zaman doğrusu ne? Kazanmaya çalışmak değil. Bu seni hep kendinden edecektir güzel arkadaşım. Olması gereken. Senin ona nasıl bir anlam verdiğin ve ona nasıl bağlandığın anlaman gereken şey bu ve onun sana nasıl bir anlam verdiği ve sana nasıl bağlandığıdır. Şimdi bunu anladığın zaman senin vermiş olduğun ona anlam var ya artık kafanda, gönlünde nereye yerleştirdiysen ve onun sana vermiş olduğu anlamı algıladığında bunun için çaba sarf etmemen gerektiğini anlamış olacaksın. Şimdi bugün kaçma ve kovalama serimizin dördüncü kuralını vereceğim arkadaşlarım size. Daha önceki videolarda hatırlıyorsunuz ilk üç kuralı anlatmıştım. Birinci kuralda kendinize ayrıştırın demiştim. İkinci kural tepkisel olmayın bundan bahsetmiştim. Ve üçüncü kuralda kurban rolünü fark et demiştim. Şimdi bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarım açıklamalar kısmında bu kuralların videolarını paylaştım. Şimdi siz bildiğiniz için ben size bugün dördüncü kuralı güzel güzel anlatacağım arkadaşlarım. Merak ettiğinizi biliyorum. Bugünkü video çok gene dolu dolu oldu. Gene çok faydalı şeyler öğreneceğiz. Farkındalığımıza başka enstantaneler katacağız. Belki bazı şeyleri daha önce anlatmış olsam bile farklı bir boyuttan ve anlatmadığım, aslında dile getirmediğim şeylerden size bugün bahsedeceğim. Dördüncü kuralı da söyleyeyim size. Neyi işleyeceğimizi anlatayım. Hani bu kuralı bilmek yetmiyor. Çünkü anlatacağım şeyler çok daha önemli. Nedir o dördüncü kural? Kendini terk etmemen, kendine bağlanman ve kendini desteklemeyi konuşacağız. Çünkü kendini desteklediğinde bir başkasının seni özlemesine duyduğun ihtiyaç azalacak. Şimdi burada yanlış anlamayın, özlem duymak karşılıklıysa çok harika bir duygudur. Yani sevdiğimizi özlemek sevdiğimiz tarafından özlenildiğimiz zaman çok hoştur, güzeldir. Şunu çok sık görüyorum ilişkilerde, ya mutsuz bir ilişkisi var, kötü de bir ilişkisi var. Hem mutlu değil ilişkide. Aynı zamanda da bırakmak da istiyor aslında ama onsuz da olamayacağına inanıyor ve bırakamıyor. Hem mutsuz hem de iyi gitmeyen bir ilişkiyi yaşamasına rağmen kötü şeyler sürdürmeye devam ediyor. Şu da çok oluyor. O aradığı zaman, o yazdığı zaman, o çizdiği zaman çok mutlu oluyorsunuz onun eksikliğinde mutsuz oluyorsunuz. Şimdi bu video işte bununla ilgili güzel arkadaşlarım. Dördüncü kurala geçmeden önce benim videoların özelliği farkındalığımızı arttırma, arttırarak ilerleyeceğimiz için arkadaşlarım. Bazı şeyleri düşünmenizi isteyeceğim. Şimdi şu oluyor mu mesela ilişkilerde? Ben çünkü çok sık görüşmelerde de buna çok tanık oluyorum. Onun ihtiyaç duyması, sana ihtiyaç duyması hoşuna gidiyor mu? Ve onun ihtiyacını giderdikçe, ihtiyaç duydukça ve o mutlu oldukça onu mutlu ettikçe bundan keyif alıyor musun? Şimdi şundan karıştırmayın yalnız. Elbette sevdiğin kişiyi mutlu etmek ilişkide güzeldir, artı bir puandır. Seni de mutlu ediyorsa karşılıklı bir şekilde bu çok, çok güzel bir şeydir. Ancak şu var. Sana ihtiyaç duyması ve senden ihtiyacı bıraktığı zaman, sana ihtiyaç duymadığı zaman bu senin hoşuna gitmiyorsa, ihtiyaç duydukça bu senin çok hoşuna gidiyorsa bu tehlikelidir arkadaşım. Çünkü o zaman sadece onu mutlu ederek, onun mutluluğu ve mutsuzluğu üzerinden kendini mutlu etmeye başlarsın. Partnerini mutlu etmek güzel bir şeydir ama onun mutluluğu üzerinden sadece kendimi mutlu ediyorsam bu çok sıkıntılıdır. Ya da hayatımda onun beni mutlu etmesini bekliyorsam bu da sıkıntılı bir durumdur. Bu beni kurban yapıyor ilişkilerde. Şimdi mutlu etmek kötü değil ama partnerimi kendim de mutluyum ama bu mutluluğumu ona da bulaştırıyorum ve onun mutluluğundan da keyif alıyorum ama tek amacım bu değil. Eğer tek amacımız buysa onun üzerinden mutlu etmeyi artık bir ihtiyaç haline geldiyse bizde ve onun bize ihtiyaç duyması bizim artık çok hoşumuza gidiyorsa işte bu çok sıkıntılı bir durum. Bu var mı yok mu arkadaşlarım ilişkinizde ya da geçmiş ilişkilerinizde bunu bir düşünmenizi isteyeceğim. Şimdi bunlar olduğu zaman ne oluyor? İhtiyaç duydukça mutlu olan ve onun mutluluğunu sağladıkça kendini iyi hisseden birisi olmaya başlıyorsun. Ve inanın şuna çok sık tanık oluyorum. Ya ben ilişkideyken aslında çok iyi hissetmiyorum. Hani ilişkideyken ben ben değilim. İlişkide olmadım da ben daha iyiyim diyen kişiler tanıyorum arkadaşlarım. İşte bu bu yüzden oluyor. İlişkiler kendimizi aslında daha büyütmek, daha iyi hissetmek, daha mutlu olmak içindir. Benim söylediğim şey benim size şimdi söylediğim şey taktik değil ama bunu başardığınızda partneriniz sizi özleyecek. Neden özleyecek biliyor musun? Fazla ona ihtiyaç duyduğunda ve fazla annesi gibi olduğunda seni hiçbir zaman özlemez. Fazla ve aşırı ihtiyaç duyduğunda insanlar uzaklaşma eğilimindedir ve sıkılmaya başlar ve o sevgiyi boğmaya başlarsın. Karşı tarafta şehveti de uyandırman gerekir ve annesi gibi de davrandıkça evet erkekler bunu da ister ama bunu çok fazla destekçisi olduğunda ve aynı zamanda onun ihtiyacını tahmin ettiğinde arkadaşım bak İhtiyaç, sevgi ve özen bir ihtiyaçtır ilişkide. Bunlar beklenir ve karşılıklıdır ve haklı ihtiyaçlardır. Ancak onun ihtiyacını tahmin ederek, acaba buna ihtiyacı olabilir mi diye ekstra ekstra düşünerek bunu gidermeye yönelik hamleler, anaç hamleler, aşırı anaç hamleler, gerektiğinde olmayan anaç hamleler senin özlemesini sağlamaz. Senin tam aksine o ilişkide değer kaybetmeni ve o da aslında bu hareketlerin de kazandığı bir hak olarak algılamaya başlar. Sen bunu birazcık yapmadığın zaman ne olur biliyor musun? O ilişkide en kötü sen olursun arkadaşım. Şimdi bunları bu yüzden fark etmeniz çok önemli. Hani bu sorduğum sorular vardı ya. Yani videoyu durdurun. Kendinize sorun ve gerçekten böyle miyim ben? İhtiyacını tahmin etmeye çalışıyor muyum? Onun ihtiyacını giderdiğim zaman mutlu oluyor muyum? Yoksa kendim ondan çok aşırı bir şekilde beklentide oluyor muyum? Yani benim ihtiyacımı gidermesi için beklentide oluyor muyum? İlişkin ihtiyaçlarını kastetmiyorum sevgi özel. Bunları gidermiyorsa da zaten dediğim gibi o ilişki ilişki değildir. Ama aşırı bir şekilde ilgi beslemek de ilişkide çok sıkıntılı bir durumdur arkadaşlarım. Hani Bunları konuşacağız şimdi zaten. Senin o ilişkide sevgi, saygı, özen gibi ihtiyaçlarını karşılamayan insanların ihtiyaçlarını karşılarken kendileri bulmuş olabilirsin. Şimdi ihtiyaç karşıladıkça, fazla ihtiyaç karşıladıkça asla özlenmezsiniz arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. Kişi menfaati olduğu zaman sizi özler. İşi düştüğü zaman özler. Sorunlu tipleri çekmenin nedeni aslında kendindeki sorunu çözmemenden kaynaklanıyor güzel arkadaşım. Hani biz kendimizi mükemmel bazen varsayıyoruz. Bizdeki sorun ne? Duygusal olarak yanımızda olması adına, duygusal olarak bize o enerjiyi vermesi adına taviz vermek, fedakarlık yapmak, beklentiye girmek olabilir. İşte zaten bu yüzden işte bu dördüncü kural önemli. Kendine destek olmak, kendinle bağlantıya geçmek. Şimdi psikolojide de bunun adı içsel bendir. İçindeki ben. Aslında içindeki çocuk ama burada kastettiğim içindeki çocuk, içimizdeki ben aslında bizim bugüne kadar getirmiş. Bugüne kadar öğrenmelerimizin toplamı olan çocukluk, ergenlik ve yetişkinlikteki bütün öğrenmelerimizin toplamı olan beni kastediyorum. Ve bu %90 içimizdeki ben de arkadaşlarım çocuksudur aslında. Çocukken öğrendiklerimizin toplamıdır. Ve sen tabii ki çocukken sevgiyi, ilgiyi, onayı alamadığında buruk, kırgın ve kırık bir çocukluk yaşadığında elbette şimdi bunların ihtiyacını alamadığında bu ihtiyacı karşılamak zorunda hissediyorsun kendini. Bunları aşırı bir şekilde almak da iyi değildir. Mesela ilgiyi, Aşırı bir şekilde almak iyi değildir. O zaman da kibirli olabilir birisi. Ya da onayı aşırı kibirli olabilir. Ya da sevgiyi de aynı zamanda kişinin sevgisi yetersiz gelebilir. Aşırı ilgi bekleyebilir. Şimdi bunların her birisinin dozu çok önemlidir. Şimdi o yüzden sizlere bugün bu kendimize bağlanma konusunda o içinizdeki bene bağlanmaya davet ederken size 5 tane önemli kuraldan bahsedeceğim. Kural içinde kural. Dördüncü kural ilişkilerle ilgili. Hadi buna kural demeyelim. 5 yaklaşımdan bahsedeceğim. Şimdi videoyu izledikçe daha derinliğe gideceksiniz. O yüzden ben size önerim her zamanki videolarda olduğu gibi notlar almanız ve onlar üzerine düşünmeniz durdurduktan sonra. Bir de arkadaşlarım video eğer hoşunuza gidiyorsa izlerken like yaptığınız için de ya da yapmadıysanız like yapacaksınız da çok çok teşekkür ederim. Şimdi YouTube aşağıya teşekkür butonu da getirmiş. Teşekkür eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ancak sizden benim aslında aşağıda hep aradığım şey Like'larınız. O yüzden like yapan arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim. İhtiyacını tahmin ediyorsun, fedakarlık yapıyorsun, onun için bir şeyler yapıyorsun. E öncesinde o demeden bir şeyleri yapıyorsun. Bak o demeden bir şeyleri yapmak çok büyük bir sıkıntıdır. Partnerin elbette bir şey istediği zaman, bir konuda ihtiyacı olduğu zaman destek veriyor olmak önemlidir. Suistimal etmiyorsa bunu ve bunu alışkanlık haline getirmediyse. Ancak istemeden bir şeyleri tahmin etmeye çalışmak çok sıkıntılı bir kurban davranışıdır. Şimdi Erdem seviyoruz ne yapacağız diyen arkadaşlar olabilir. Ben size şunu sormak istiyorum. Nesini seviyorsunuz? Yani onun gerçekten nesini seviyorsunuz? Mesela bana sorsanız bunu. Ben hani düşündüğümde partnerimle ilgili mesela diyelim ki geçmiş geçmiş partnerlerimden böyle sıral, bir donet sıralayacak olsam, veri sıralayacak olsam mesela şunu derim. Masumiyetini çok seviyorum diyebilirim mesela. Kalbinin temizliğini çok seviyorum diyebilirim ve onu görüyorum diyebilirim. Bunları söyleyebilirim mesela. Ancak sen nesini mesela seviyorsun dediğimde ben arkadaşlarıma bunu sorduğumda düşünüyorlar bilmiyorum diyor. Çünkü o kadar kötü davranıyor ki bilmiyorum diyor mesela bilmiyorum. Yani genelde sen de mesela bilmiyorum diyor musun? Şu da çok önemli bir şey diyorsun orada kendini de kandırıyor musun? Öyle de olmayabilir. Burada daha çok üçüncü bakış açısı çok daha önemlidir. Yani senin gördüğünü diğer insanlar da görüyor mu? Çünkü aşıkken insan göremez. Sen görürsün bir tek. O yüzden burada işte üçüncü görüşü de sorabilirsin. Onlar da teyit ediyorsa dediğin kuvvet de muhtemel doğrudur. Yani kalbi temiz. Mesela diyelim ki çok merhametli, çok şefkatli. Evet diğerleri de görüyor. Gerçekten çok şefkatli. Ancak çoğu kadında bir adamın merhametli olduğunu sanar. Yani ilk başta adamlarda da böyle bir davranış gösterirler. Ama aslında çok merhametli değildir. Gerçekten merhametli olan kişi, şefkatli olan kişi bunu hayatın her alanında gösterir. Hani bunu iyi tahlil etmek gerekiyor arkadaşlarım. Şimdi o zaman nesini seviyorsun dedim ya ben sana şimdi. Nesini seviyorsunuz dedim ya. Mutlaka bir şeyler çıkması lazım. Eğer nesini sevemiyorsan, bir şeyler bulmuyorsan o kişide, kişide bu koşullu sevgi falan değil. Biz birisini neden severiz? Onda bir anlam bulduğumuz için severiz. Ve hayali bir anlam üretmiş olabilirsin onu sevmek için. Kendi kendine o sevgi ve ilgi ihtiyacını karşılamak için ona kendinden bir elbise dikmiş ve onu oraya giydirmeye çalışıyor olabilirsin. Oysa ki o kafandaki elbiseye hiç uymayacaktır o kişi güzel arkadaşım. Bunu dikkat etmen çok önemli. Sen onun aşırı şekilde ihtiyaçlarını karşılıyorsan ve aynı zamanda mutluluğunun ve kendi ihtiyaçlarının merkeze haline getirdiysen. Ne demek kendi ihtiyaçlarının merkeze haline getirdiysen? Normal ilişkin ihtiyaçlarını ayırıyorum. Bakın orayı karıştırmayın. Ne demek kendi ihtiyaçlarının merkeze haline getirdiysen? Kendine ait seçimler konusunda bile onun seçimleri, onun içinden bakmayı alışkanlık haline getirdiysen, o zaman arkadaşım sen bu ilişkide ciddi anlamda sıkıntı çekersin ve sıkışmış hissedersin. Bu yüzden partnerin mutluluk kaynağı değil, sen mutluluğunun kaynağı olmayı öğrenmelisin ve bu yüzden de partnerinin içinden değil, kendi içinden beslenmeyi keşfetmen gerekiyor. Karşındaki kişi olmadan da, partnerin olmadan da kendine önem vermeyi, bakım vermeyi, değer vermeyi öğrenmen gerekiyor güzel arkadaşım. Bunu yapmak zor olabiliyor. Bazı arkadaşlar da bunu görüyorum. Erdem bu dediğin şeyi yapamıyorum diyor. Evet zor çünkü muhtemelen çocukluğunda bunları yaşamamış, onay almamış, sevgi almamış, ilgi almamış olabilirsin. Bu yüzden de kendi farkındalığını daha derin bir düzeye çekmek için kendi iç beninle aslında yönelmen, kendi iç beninle bağlantı kurman gerekecek. Kendi iç beninle bağlantı kurmaktan neyi kastediyorsun diyeceksiniz şimdi. Şimdi bu 5 yaklaşımda size bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlarım. Birinci yaklaşım ne biliyor musunuz? Birinci yaklaşım çocukluğunuzu tanımak aslında. Çocukluğunuzu tekrar geri çağırmak. Bu bazen tatsızdır ve bazen çoğu zaman hepimizin dört dörtlük bir çocukluğu olmadı. o çocukluk döneminde neler çektiğimizi ve neler olduğunu bilmemiz gerekiyor, fark etmemiz gerekiyor. Kendi çiziklerimizi fark edersek bugünkü aslında tökezlememizi anlayabiliriz arkadaşlarım. Mesela bugün yaşadığınız, bu döneminizde yaşadığınız, bugünkü deneyimlerinizde yaşadığınız ilişkilerinizle ilgili belki adamdan ya da kadından çok fazla peşindesin. Ona çok fazla aşırı bağlanıyorsun. Hatta bağımlı oluyorsun bazen. Eğer bu varsa dikkat et bakalım. Çocukluğunda aslında ergenlik ve çocukluk döneminde özellikle kimden sevgi ve ilgi almaya çalıştığında alamadın. Ya da aşırı aldın. Kim seni sevgi alma konusunda sevgiyi almaya çalışırken aslında güvensiz bıraktı. Bir anda kaygı, güven yerine kaygıyı almaya başladın. Sevgiyi beklerken aslında o sevgiyi alamadığın her an kaygıyı aslında almaya başlarsın. Bir, bu çok masum bir durumda bile olabilir. Annen çok sevgi dolu olabilir. Bunu kreşe gitmişsindir. Annen gelecektir. Orada bile bunu almış olabilirsin, yaşayabilirsin. O yüzden 0-6 yaş döneminde mesela arkadaşlarım bir aile danışmanı olarak size söylüyorum. çocuğun aslında annesiyle büyümesi çok önemlidir. Annesinden sevgi ve ilgi alması çok önemli. Babasından da keza aynı. O yüzden bu sevgi ve ilgiyi alan bir çocuk normal dozunda olan bir çocuk beyni de de ilişkilerde çok daha verimli görüyor. Daha iyi değerini kıymetini biliyor. Şimdi bir bakın bakalım. Geçmişte bugün yaşadığın zorlukları çocukken hangi kime karşı almakta zorlanıyordu? Bugün partnerinden almak istediğin, ihtiyaç duyduğun, onun peşine düştüğün şeyleri aslında geçmişte kimi karşı peşine düşüyordun ve kimden almaya çalışıyordun da alamıyordun. Bu çok önemli. Geçmişinin bugün olan tesirini fark etmek önemli. Kendi kendine düşünürken farkındalık yaşayacaksın. Aa bu, bu yüzden böyle olduğu için böyle diyeceksin. Anlatabiliyor muyum arkadaşım? Artık bir şeyleri daha derin fark etmemiz gerekiyor. İkinci kural başka bir insandan onay, beğeni, takdir ya da bir ilgi almaya çalışırken aslında... ...dikkat et içinde bir kırılmış, bir onaylanmamış bir çocuk var olabilir. Bu içindeki çocuk ne? İşte o çocukluk dönemindeki çocuk. Acaba kimden almadı, kimden onaylanmadı, okeylenmedi, tamamsın denilmedi? Bunu fark etmen çok önemli. Ve ona her gün onu gördüğün zaman sen yeterlisin, sen değerlisin ve sen tamsın mesajını vermelisin. Bununla ilgili bazı özel çalışmalar oluyor. Bununla ilgili meditasyonlar hazırlamayı düşünüyorum. Ancak bunu fark etmen çok önemli. İşte o içindeki çocuk aslında ağladığı için, kırgın, kızgın olduğu için partnerine yapışıyorsun. Bu yüzden ona öncelikle senin görmen ve sıkıntı yok. Ben senin yanındayım diyebilmen çok önemlidir. Üçüncü yaklaşım da çok önemli. Bunları yapmadığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mutluluğu kendinden değil, partnerinden bekliyorsun. Ya da Partnerini mutlu ederek mutlu olmayı bekliyorsun. Partnerini mutlu etmek kötü değil. Ama sadece partnerini mutlu ederek mutlu oluyorsan bu kötü. O olmadan mutsuz oluyorsan bu kötü. O olmadan da mutlu olmalısın. Şimdi bunu fark etmen çok önemli. Gerçekten kendi mutluluğun için neler yapabilirsin? Bunu bir başka insanın içinde değil, bunu kendi içinizde aramalısınız. Ve kendi içinizde bulmalısınız. Ve o yüzden de kendi içindeki çocuğun ihtiyaçlarını tespit etmen önemli. İşte dördüncü noktada da bundan bahsetmek istiyorum. İsteklerin, ihtiyaçların, duyguların bunlar neler? Bunları karşı taraftan değil, bunları nasıl destekleyebilirsin? Ve bu ilgi ve ihtiyaç ve isteklerini nasıl sen kendin karşılayabilirsin? Bu arada şunu da kastediyorum. Maddi ihtiyaçlar da çok önemli. Maddi olarak da bağlanmak sıkıntılıdır. Maddi ve duygusal anlamda özgür olduğunda gerçekten sevebilirsin. Evet. Gerçekten öyle sevebilirsin. Gerçek anlamda maddi ve duygusal anlamda ve maddi anlamda özgür olan bir kişi gerçekten bağlanabilir. Bağımlı olmadan bağlanabilir. Öyle söyleyeyim ben size. Bağımlı olmadan bağlanabilir. Umarım bu yaklaşımlar size kendinizi ve partnerinizi ve ilişkinizi anlama yolunda ışık olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like'larınız için de çok teşekkür ederim. Serimizin bugün dördüncü kuralını sizlere anlattım dolu dolu. Haftaya beşinci kuraldan bahsedeceğim. Ama aralarda kişisel gelişimle de ilgili videolar atabilirim. Bu yüzden zil butonunuzu da tüm bildirimleri açmayı hatırlayın. Görüşmek üzere.